Kültürel ve inansal mozaiği ile gerçek bir demokrasi anlayışına sahip Gal bölgesinde bu seferki durağımız da Pınarya ile Artan Köyü. Köyde bulunan ve ilimdar bir aile olan Bavuko ailesinin evine konuk oluyoruz. Bavuko ailesinin son varisi olan ve 38 yıl boyunca köyde resmi olarak imamlık yapmış olan Mahmut Doğan, kavim bu kültür ve inanç mozaiğini bizlere şu cümlelerle anlatıyor. Demin sizin de söylediğiniz gibi kav aşiretinde çok güzel bir mozaik var. Evet. Alevisiyle, Sünnisiyle çok güzel bir mozaiktir. Buna itirazım kesinlikle yoktur. Hatta bunun eksikliklerini söylemek isterim. Güzel yanımız bir aşiretiz. Aramızda bir kötü şey oldu mu hep beraber toplanırlar bu meseleyi halledelim diye. Güzel güzel şeyler olur. Ortak bir noktada birleşerek, afiyetle siz için. Ortak bir noktada birleşirler, bir karar verirler. Neticede birbirini dinler, mutlaka bir karara varırlar ve bir uzlaşı yolunu bulurlar. Bir şeye işaret ettiniz, Alevilik Sünnilik diye. Alevilik Sünnilik konusunda benim çok güzel, açık bir görüşüm var. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in hem amcası oğlu, hem eniştesi, hem dördüncü halifesidir. Neden bunları birbirinden ayıralım? Bunları ayırmak büyük bir cehalettir, büyük bir gaflettir. Başka bir şey değildir. Ayrışmanın, ayrımın, birbirimize husumet etmeyin, kin beslemenin, ne bileyim, bunlar ne insanlığa sığar ne de İslamiyetimize sığar. Bunların yerine daima barışı, huzuru, iyiliği, iyilik yapan iyilikle karşılanır Cenab-ı Allah tarafından. Kötülük yapan kötülükle karşılanacaktır elbette ki. Kardeşlik adına da gereken neyse varımızla, yokumuzla, her şeyimizle biz kardeşlik yolunda varız. Kardeşlik uğruna ne lazımsa onu yap. Malımızla, canımızla, her şeyimizle bu uğurda varız. Ama düşmanlık dedin mi yok, biz yokuz orada. Çünkü İslam'da düşmanlık yok. Hocam şimdi ben sizin Alevi bir kardeşinizim. Evet. Biz beraber oturduk, işte bir muhabbet ettik. Çayınızı, kahvenizi içtik. Benim size zararım olmadığı sürece, sizin işte onurunuza, gururunuza dokunacak bir davranışım olmadığı sürece, biz 100 yıl bir arada yaşasak benden zarar görür müsünüz? Niye göreyim ki? Aynı şekilde siz de. Artık biz topluma bunları bu şekilde açık şekilde söylemeliyiz. İnsanın insana zararı olmadığı sürece ben Alevi olurum, hocam Sünni olur. Bunun gerçekten çok da bir önemi yok. Sadece ortak noktamız insanlık çerçevesinde buluşmak. Bunu gerçekten inanarak ve biz inanarak söylüyoruz, sizlerin de inanarak izlemesini istiyoruz. Adıyaman'da kesinlikle bu sadece işte böyle bir program çekilecek, böyle bir barış havası verelim gibi bir durum değil. Adıyaman'da gerçekten insanların yaşayışı bu. Alevisiyle, Sünnüsüyle, Kürdüyle, Türküyle bir arada yaşıyor. Hatta yolda gelirken sizinle de sohbet ettik. Bir sülalenin yarısı Alevi, yarısı Sünni. Evet. Veya bir ailenin içinde bir kardeş Alevi inancına mensup. İşte o şekilde yaşıyor. Diğer kardeş Sünni inancına göre yaşıyor. Böyle bir kaynaşma, böyle bir birleşme söz konusu. Diliyoruz ki bu Kav bölgesinin, Adıyaman'ımızın bu güzelliğinin bütün Türkiye'ye yansıması dilekleri. İnşallah, inşallah umarız. Evet. Umarız. Umarız Cenab-ı Allah. İnsanlara akıl feraset versin, iman versin. İman ışığında bir kardeşlik tesis etsin Cenab-ı Allah. Toplumun geneline, özellikle bizim bölgede yaşayan insanlarımıza, Adıyaman bölgesi için işte savaşların gayet çok olduğu bir dönemde işte topluma barış adına neler söylemek istersiniz? Allah milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik ihsan etsin. Evet. Birlik, düzen ihsan etsin. Birbirini sevenlerden eylesin hepimizi. Birbirini sevenlerden, sayanlardan eylesin. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.